Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, gün ışığını hazır yakalamışken şöyle biraz video çekeyim dedim. Çünkü çok sağ olun, Allah razı olsun. İnanın bir video çekmediğim zaman bile hemen yazıyorsunuz, Fatma Hanım bir durumu var, ne oldu, niye çekmediniz diye. İnanın o kadar memnun oluyorum, o kadar seviniyorum ki. Böyle bir kardeşinize arayıp sormazsınız da, yani haber alamazsınız da arayıp sorarsınız ya, kendimi öyle hissediyorum. Gerçekten hani insan böyle YouTube ailem diyordu bazıları. Ben ilk YouTube'a başladığımda arkadaşlar, kendi kendime diyordum ki acaba bunu samimi mi söylüyor diyordum. Gerçekten böyle diyordum arkadaşlar. Acaba bunu diyordum samimi mi söylüyor diyordum. Yani hiç tanımadığı insanlar, ay ne kadar şunlar ne kadar sertleşmiş. Kış geliyor ya. Aile olabilir mi diyordum ama gerçekten arkadaşlar, insan hiç tanımadığı kişilerle aile olabiliyormuş. Dertlerini birbirlerinin alabiliyorlarmış. Ben gerçekten YouTube'da şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Sizi tanıdığıma, bu videoları çektiğime inanın o kadar memnun oldum ki arkadaşlar. Şunlar koydum, çürüyorlar ve bahçeye attım. Kimse aşağıda bir şey var zannetmesin arkadaşlar. Bahçe, balkonum şöyle, böyle aşağısı boş bir şey var, sığınak gibi bir yer var arkadaşlar. Şimdi şunları koparttım biraz, gün hem sohbet edelim arkadaşlar, hem ayeniyumlar çok fazla isteniyor, ayeniyumlardan ekim yapayım. Şunlar bulundukları yerde köklensinler. Biraz önce kargoya koymaya şundan aradım, bulamadım, diğer tarafa geçtim. Bakın işte nasip arkadaşlar, nasip. Bakın ayeniyumun şunları da sonrasında arkadaşlar böyle büyüsün, bu şekilde alırım diye bu şunları da böyle yaptım bakın. Ama bundan var arkadaşlar elimde, şöyle bakın. Şunlar, bunları suladım. Ha şurada bir, ay inanın sabah beri şu makası arıyorum. Sabah beri. Şöyle ayeniyumlarım zaten var arkadaşlar, şunlar. Ama bittiği zaman da sen bilirsin, kargosunda bu tür gönderimler çok iyi oluyor. Ve yavaş yavaş boşalan yerlere, mesela bugün de kargo gönderiyorum, boşalan yerler oluyor. Boşalan yerlere arkadaşlar, buradan mesela şurada bir tane şundan vardı, ekimini yaptım. Bakın ne kadar güzel renklenmiş soğukta. Aslında diğer balkonda olsaydı bunlar çok daha iyi olurdu. Fakat şöyle bir şey oldu. Diğer balkonda olmaz. Çünkü arkadaşlar bunları ben suladım. Bazılarını suladım, bazılarını sulamadım. Bakın suladıklarım hep böyle çakıl taşları falan girdi aralarına. Çünkü ayarınca suladım arkadaşlar. Şöyle bakın altlarında artık alt yapraklarını kurutmaya başlamışlardı. Bitki de küçülsün istemiyorum. Yani çok bir zararı olmaz ama bitki de küçülmeye başlıyor. Form bozukluğu olsun istemiyorum. Çok sulamak istemiyorum. Şurayı boş bırakmışım. Üstlere çıkmışım. Buna ne demeli? Şöyle bakın ayeniyum. Size şu ayeniyumu da göstereyim. Bunlardan da ekim yapmak istiyorum arkadaşlar. Şunlardan bir dakika. Uzatamadım elimi. Bakın şunlardan da ekim yapmak istiyorum. Ve saksılarımda, bunlar da salon camımın önünde biraz bir boşluklar var. O boşluklara onlardan
ekim yapayım diyorum. Ayeniyum olarak onlardan biraz çoğaltayım diyorum. Çünkü arkadaşlar şöyle gönderdiğimde büyük olsun. Bakın. Bu da küçülmüş ama çift. Ama sağlıklı arkadaşlar. Bir sıkıntısı yok. Fakat çok susuz kalmışlar. Ama iyice bir suladım onları. Neyle suladım? Belki hata yaptım arkadaşlar. Solucan gübresiyle suladım. Şunları sulamadım. Bunları sulamadım. Bunlar çünkü yani sağlıklılar. Şunlar kuru değil. Şu rengi böyle sarı bu renk. Bakın. Sarı. Şunlar kuru. Sadece şunlar kuru. Alt yaprakları sarı renk oluyor. Göbeği yeşil oluyor. Yani bu sukulentin kendi rengi modeli budur. O yüzden onları bazıların işte öyle birkaç tane sulamadım arkadaşlar. Şunu da sulamadım. Formunu kaybetmesin. Rengini kaybetmesin. Alt yapraklarını kurutmaya başlarsa o zaman sularım diye onları da sulamadım. Çünkü çok suladığınız bitki arkadaşlar formunu kaybetmiyor ama hızlı büyümeye başlıyor ve renk açılması oluyor. Bakın şuna bir bakın, şuna bir bakın. Tabii ki şunun biraz susuz bırakılması lazım. Yani çok sulanan bitki hızlı büyüyor. Hızlı büyüyünce de olmuyor arkadaşlar. Yani eğer bitkim renklensin diyorsanız susuz bırakacaksınız. Mesela bir de güneş görmesi lazım. Mesela şu perle arkadaşlar. Bu perle. Şu da perle. Şu da perle. Bakar mısınız? Ne kadar renksiz. Ne kadar böyle şey. Şunun altındakileri aldıkça arkadaşlar üstler büyümeye başlıyor. Bakın şuraya da ekmişim bunu. Aslında bunun renklisinden istiyorum. Yani saksılarda gerçekten çok güzel oluyor. Harika oluyor. Ama yer olacak da ekeceksiniz. Biliyorsunuz bu saksıları zaten şuna hiç yaprak koymuyorum. Şurada birkaç tanesi var ama onlar almaya müsait yerlere koydum. Şunlar büyüsünler tamamen diplerinden, sen bilirsin, kargosunda gitsinler. Tüm saksıların üstüne ekleme yapacağım. Altlarını bozmayacağım. Üstlerine kompost, daha üstüne de perlit vermiklüt torf koyup ekimimi yapacağım arkadaşlar. Burada şu saksı arkadaşlar, şu bu ve bu, bunlar şeyli kompostlu, kompost gübre bunlarda var. Bir de şöyle fredimi göstereyim size. Fredden yapraklar aldım, bunu bir hafta bırakacağım, şimdi bakacağım, bir hafta sonra bir daha alacağım. Ama benim şurada da fredim varmış, büyümüş arkadaşlar. Bakın fredime. Biraz fredleri çoğaltacağım, biraz büyüteceğim. Çünkü fredler nasıl oluyorsa anlamıyorum. Seralarda da yok. Arkadaşlar Fovartia'ya bakar mısınız? Şuradan yavrulamış, şuradan yavrulamış, şuradan yavrulamış. Bakın şu gövdesinden veriyor. Bunun gövdesinden sen bilirsin kargolarına koyuyorum. Biraz önce de koydum. Hediye koyuyorum. Çok var. Çok. Bundan ben var ya 100 tane falan şey almışımdır. 100 tane falan Fovartia almışımdır. Darısı bunun başına. İnşallah bundan da ana çulur alırım. Şundan da gönderdim. 2-3 tane gönderdim. Daha fazlasını göndermedim bunun. Ama bu da benim anaçım. Bu benim anaçım. İnşallah şu ikisi de benim anaçım olur. Ve sen bilirsin kargolarında arkadaşlar çok olan, elimdeki çok olan bitkileri gönderiyorum. Mesela şu an sen bilirsin kargosunda ne kadar oluyor?
25 ile 30 tür arasında oluyor. Şuradan başlıyorum arkadaşlar. Örtücülerden mutlaka koyuyorum. Ayeniyumlardan koyuyorum. Elimde mesela ney çok var. Elimde çok olan kraptolardan koyuyorum. Bunlardan koyuyorum. Perle koyuyorum. Kubik koymadım. Sen bilirsin kargosun arkadaşlar, kubik koymadım. Ama çoğalınca niye koymayayım? Koyarım. Kamp ateşi koyuyorum. Grapto koyuyorum. Ondan sonra şu kıvırcık mesela. Arkadaşlar çoğaldıktan sonra bundan niye koymayayım? Koyarım. Çünkü bunlara anaç yapıyorum. Şu bir ara çok çoğalmıştı. Bundan sen bilirsin kargolarını ekliyordum. Ondan sonra arkadaşlar Baldi'den sen bilirsin kargolarına çok ekledim. Öyle bitirdim bunu. Bunu sen bilirsin kargolarını ekledim, bitirdim. Ayeniyumu neden büyütüyorum? Sen bilirsin kargosuna eklemek için büyütüyorum arkadaşlar. Şu arkadaşın bebeklerinden çok ekledim. Hatta bugün de bir tane yine bundan koydum. Sen bilirsin kargosuna. Ondan sonra şunun arkadaşlar, şunu isteğe bağlıyor oluyorum. Çünkü iki tane var şu anda elimde. Bir tane de bunun koyu renklisi var. Üç tane var elimde. O isteğe bağlı. Şunlardan ekliyorum. Bundan ekliyorum. Bundan ekliyorum arkadaşlar. Sen bilirsin gül formunda şunlardan ekliyorum. Eğer çoğalırsa Fred'imden ekleyeceğim. Bir ara şunlardan ekledim. Sen bilirsin kargosuna bunlardan. Ha bu arada arkadaşlar Pollux çok sen bilirsin kargosunu ekledim. Bu aralar elimde Pollux yok. Yani bir tane var. Yok. Bitmiş. Ondan sonra diğer balkonlarımda var. Şu sedum bronzeler arkadaşlar. Bunları sen bilirsin kargosuna çok fazla ekledim. Hovartiyaları ekliyorum. Mendozaları ekliyorum. Sen bilirsin kargosuna. Kalpli yapraklılardan çok ekleme yaptım. Her kargoya koydum arkadaşlar. Her kargoya. Şunun bende kırmızı tüylü olanı var. Ondan çok ekledim. Şundan çok ekledim arkadaşlar. Hatta bugünkü kargolara da bunlardan koyabilirim. Neden koymadım? Bugün de gidecek olan kargolarım var. Onlara da koyarım. Böyle arkadaşlar. Elimde ne çoksa. Benim için prenses çamlarından. Bazısını da bazen unutuyorum arkadaşlar. Unutmasam hepsini sırasıyla koyuyorum. Ne varsa. Bazen dikiliyorum bir tane saksının başına. Açıkçası. O saksıdaki tüm türleri koyuyorum. Bir an önce özellikle diğer balkondakilere yapıyorum bunu. Özellikle bitsin. O saksıyı değiştireyim diye. Bu ara yani sen bilirsin kargosu alanlar, alacak olanlar bence çok şanslılar. Çünkü saksılarına yani nasıl söyleyeyim. Arkadaşlar kış gelmeden benim şuradaki yaprakları yatırmam lazım. Ve sen bilirsin kargosunda çiçeklere göndermem lazım. Kendi saksımdaki çiçekleri sen bilirsin kargosunu da genelde gönderiyorum. Bazısı özel atış yapıyor. Mesela şu saksıdaki şunu istiyorum diyebiliyor arkadaşlar. Şunu istiyorum diyebiliyor. Mesela öyle gönderiyorum. O ayrı. Çünkü şunlar artık büyük anaç olmuşlar. Anaçları değil arkadaşlar. Şu kadar 5,5'luk saksı boyutunda olanları sen bilirsin kargosunda gönderiyorum. Ama çok büyüdü. Elimde çok var. Artık yer sıkıntım başladı. Gönderiyorum. Gönder gitsin diyorum. Gönderiyorum arkadaşlar.